bitkilerin hayatımızdaki önemi günden güne daha da duyulur oldu. Özellikle de kendiliğinden yetişen bitkiler, pek çok ilaçla aynı özelliklere sahip olmasıyla bilinmektedir. Kan akışından cilt güzelliğine kadar birçok konuda söz sahibi olan bitkilere bu videomuzda bir yenisini daha ekleyeceğiz. Farklı isimler ve şekillerle toprağa tutunan bu bitkiler arasında gündemimize gelen dolavrat otu olacak. Bitkilerin kökü, yaprağı, kaynadığı suyu şifalarla doludur. Uzmanların tavsiye ettiği doğal tedavi yöntemlerine şimdi dolavrat otu kökü ve yağı eklenmekte. Eğer rahatsızlıklarınızı doğal kaynaklarla gidermek isterseniz, dolavrat otu bilinmeyen yönleriyle bu videomuzda. Lütfen detaylara başlamadan kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Öncelikle dolavrat otu nedir? Dolavrat otu dikenli bir bitkidir ve yaz aylarında mor çiçek açan bir yapısı vardır. Yaprakları geniş, dalları kalın olan bu ot, yüzyıllar öncesinde de alternatif tıpta yerini almıştır. Edinilen bilgilere göre, Kızılderililer tarafından dolavrat otunun yaprakları kaynatılır ve içilirmiş. Bu bitkinin suyunu içen kişiler, kısa sürede hastalıklarından kurtulurlarmış. Dolavrat otu, diğer isimleri, hanım yaması, dul karı gömleği gibi isimlerle de bilinmektedir. Anadolu'da pek çok şekilde anılan bu faydalı bitki, kendiliğinden yetişebilen güçlü bir yapıya sahiptir. Yol kenarlarında bolca dikkat çeken dolavrat otu, uçucu yağları da bünyesinde barındırır. Actium lapa adıyla Latince'de geçen dolavrat otu, papatya gillere ait bir çiçek türüdür. Bu otun her bir parçası, sağlık sorunlarını çözme konusunda başarılı sonuçlar vermektedir. Evet, şimdi gelelim dolavrat otunun 7 şaşırtıcı faydasına. 1. Cilt kusurlarını iyileştirir. Dolavrat otunun yapısındaki mineraller yıllar önce Çin tıbbında keşfedilmiştir ve kızamık gibi sorunların çözümünde kullanılmıştır. Dolavrat otunu düzenli şekilde kullanarak sivilce ya da akne gibi sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Östrojen hormonu içerdiğinden dolayı cildin daha hızlı yenilenmesine destek olmaktadır. Dolavrat otu, botoks etkisi gösteren, hücreleri yenileyen ve cildi sıkılaştıran bir bitkidir. İkinci faydası, sindirim sistemini korur. Son günlerde sindirim problemi yaşıyorsanız, dolavrat otunu bu sorunlar için tercih edebilirsiniz. Sindirim sistemini düzene sokan bu şifalı bitki, kolondaki faydalı bakterilerin gelişmesini sağlamaktadır. Mide asitlerini dengeleme görevi sayesinde uzun bir tokluk hissi vermektedir. Yemek sonrasında midede oluşan ağrıları hafifletme görevi vardır. Üçüncü faydası, güçlü antioksidandır. Dolavrat otunun yapraklarında ve köklerinde antioksidan maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler sayesinde vücuda girmeye çalışan zararlı maddeleri temizler. Kanda yer edinen enfeksiyonların atılmasını, cildin de arınmasını kolaylaştıran dolavrat otu, hastalıklara karşı alınacak iyi bir önlemdir. Bedeninize ve ruhunuza zarar veren etkenlerin kısa sürede yok edilmesi için dolavrat otunu tüketebilirsiniz. Evet, dolavrat otunun faydalarını saymaya devam ediyoruz. Dördüncü faydası, idrar söktürücüdür. Bu bitki böbrek üstü bezlerinin en iyi şekilde çalışması için rol alır ve diüretik etki oluşturur. İdrar söktürücü özelliği sayesinde enfeksiyondan ve ödemden kolayca kurtulabilirsiniz. Böbreklerde oluşan taş ve kumu da temizleyen dolavrat otu, organların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Beşinci faydası ve önemli bir faydası, kan şekerini dengeler. Dolavrat otunda bulunan faydalı minerallerden biri de insülindir. İnsülin maddesi şeker hastalarının yüzünü güldürecektir. Çünkü bu madde kan şekerinin yükselmesine engel olur. Kan şekerinin aniden düşmesi ve yükselmesi çeşitli sağlık sorununa neden olacağı için dolavrat otu kullanarak bedeninizi koruyabilirsiniz. Evet, altıncı faydası, bağışıklığı güçlendirir. Dolavrat otu, vücut direncini yükselten bir bitkidir. Terlemeyi gerçekleştiren özelliği sayesinde hastalıklara karşı bir duvar örer. Mikrop ve bakterilerin terleme yoluyla atılmasını kolaylaştıran bu yararlı ot, enfeksiyon hastalıklarını da önlemektedir.
kanserli hücrelerin yayılmasını önleyen dul avrat otu, uzun ve sağlıklı bir ömrün de sırrıdır. Ve yedinci faydası, saçları besler. Bitkilerin kaynamış sularında saçları besleyen mineraller yer alır. Dul avrat otunun da böyle bir yönü vardır. Dul avrat otunun yapraklarını kaynatıp ılımaya bıraktığınızda saçlarınızın ihtiyacı olan nem ve vitaminle suyu hazırlamış olursunuz. Sadece dul avrat otu kurusu değil, yağ da saç sağlığı konusunda verimli sonuçlar vermektedir. Evet, dul avrat otu ne işe yarar, nasıl kullanılır? Sizlere bahsetmeye çalıştık. Dul avrat otunun yapraklarından hazırlanan lapa, cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Cildin temizlenmesi ve yağlardan arınması için dul avrat otu çayı hazırlanır ve bu çay ılık bir sıcaklığa gelince pamukla cilde sürülür. Siyah noktaları böylelikle temizleyebilirsiniz. Dul avrat otunun kök ve yaprakları bir tencerede kaynatıldıktan sonra banyo suyuna eklenir ve saçların beslenmesi sağlanır. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde çalışması için düzenli olarak çay tüketebilirsiniz. Dul avrat otu cilde nasıl uygulanır dediğimizde yağını da soğumuş çayını da kullanabilirsiniz. Peki dul avrat otu çayı nasıl demlenir? Şimdi de bu sorunun cevabına bakalım. Bitki çaylarıyla midesini rahatlatıp daha sağlıklı bir bedene kavuşmak isteyenlere dul avrat otu çayı önerebilirsiniz. Bu çayı tam kıvamında demlemek için şunları yapmanız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı dul avrat otu kurusu, 200 ml sıcak su ve süzgeç gerekiyor. Peki nasıl hazırlayacağız? 200 ml sıcak su içerisine bir tatlı kaşığı dul avrat otunu atın ve bir cezve içerisinde 5 dakika boyunca kaynatın. 5 dakika kaynayan bitki çayınızı birkaç dakika dinlendirin. Demini alan çayı süzgeçten süzerek taze taze tüketebilirsiniz. Her içinde taze hazırlanmasına önem vermelisiniz. Bekleyen dul avrat otu çayı besin değerini kaybetmiş olur. Ve son olarak bu kadar faydasını saydık. Peki zararı var mı? Evet, dul avrat otu İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da danışanlarına tanıttığı bir bitkidir. Dul avrat otu faydaları sayesinde birçok kişi daha sağlıklı günlere kavuşmuştur. Tabii bu çayın bazı durumlarda yan etkileri de vardır. Peki nelerdir bunlar? Dul avrat otunun kanı sulandırma özelliği vardır. Kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketmemesi önemli. Gebelik ve emzirme döneminde tüketmek isteyenlerin kesinlikle doktorundan onay alması gerekir. Papatya çayına alerjisi olanlar dul avrat otundan uzak durmalı. Bağırsakları da harekete geçirme etkisi olduğundan dolayı ishal anlarında tercih edilmemeli. Yapılan çalışmalar dul avrat otunun zehirli olmadığını kanıtlar niteliktedir. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.